Herkese merhaba. Şimdi AYT denemesi çözeceğiz arkadaşlar. Bendeki kurumsal deneme yayınları 5A yani ay kitapçı. Bu şekilde kontrol yaparsanız sevinirim. Yine sorularımız 25'ten başladığı için geldik 25. soruya. Bakalım bize neyi sormuş. Tarih biliminde bu bilgileri bilimlerinin hangilerinden yararlanarak ulaşıldığı savunulabilir. Uygur Kanunu'nun başkenti Ordubalık'ın güneyindeki Dörnbelgin bölgesinde 2006'dan beri sürdürülen kazı çalışmalarında Uygur Kanunu'na ait kurganlar ve mezarların üzerinde Göktürk alfabesiyle yazılmış bir yazıt bulundu. Şimdi kazı dediği için arkadaşlar arkeoloji zaten var. Yazıdan da bahsettiği için, alfabeden de bahsettiği için de paleografya var. Numizmatik parayla ilgili, burada paradan bahsetmediği için cevabımız ne olacak? D şıkkı, yani 1 ve 2 olacak. Burada bir tane sorumuz varmış. Geldik 26. soruya. Evet. Bu öğrencilerden hangisi doğru cevabı vermiştir demiş. Tarih öğretmeni Doğan Bey öğrencilerinden Türk tarihini ve Türk edebiyatının ilk yazılı örneği olan Orhun yazıtlarını hangi Türk devleti zamanında yazıldığını sormuş. Öğrenciler şu cevapları vermiş. Asya Hunları, 1. Köktürkler, 2. Köktürkler, Uygurlar, Karahanlılar. Bize şunu sormuş arkadaşlar. Orhun yazıtları hangi dönemde yazıldı diye sormuş. O yüzden cevabımız ne olacak? 2. Köktürk devleti dönemine ait olduğu için Yusuf olacak. Cevabımız C. Geldik başka bir sorumuza. İslam medeniyetinin Avrupa'yı etkilemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? Bakalım. Haçlı seferleri, Akdeniz ticaretinin gelişmesi, Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak vilayetlere gönderilmesi, Arapça yazılmış ilmi ve felsefi eserlerin Latince'ye tercüme edilmesi, Endülüs ve Sicilya'daki eğitim faaliyetleri, kültürel gelişmeler. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması daha çok arkadaşlar Arap Yarımadası'nda gerçekleştiği için cevabımız ne olacak? C, yani C şıkkı olacak. Avrupa'ya gönderilmiyor bu dönemde. O yüzden 27. soru C şıkkı. Geldik 28. soruya. İslamiyet'in kabulüyle Türk devletlerinde alanlarından hangilerinde değişim yaşandığı savunulabilir? İslamiyet'in kabulü Türklerde birçok alanda önemli değişimler meydana getirmiştir. Edebiyat, hukuk ve sanat. Bakalım. Edebiyat, daha çok mesela dini eserlerin verilmesi gibi, hukuk, dini kuralların etkili olması, sanatta mesela resim ve heykelin yasak olması, bunun yerine hat sanatının gelişmesi gibi ya da minyatürün gelişmesi gibi. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. 29. soruya geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin takip ettiği politikalardan biri değildir demiş. 16. yüzyıl ve Osmanlı politikaları. Batı'nın askeri gücünden yararlanmak, Anadolu'da siyasi birliği sağlamak, Avrupa'da Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek, Akdeniz'de hakimiyet kurmak, Şii tehlikesine karşı tedbirler almak. Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmesi özellikle de 18. ve 17. yüzyıllara dayanıyor. O yüzden 16. yüzyılda Batı etkisinden bahsedemeyiz. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. İkinci Mahmut döneminde faaliyetlerinin ortak amacı hangisidir demiş. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Ayanlarla Seyri İttifakı'nın yapılması. Ayanlar biliyorsunuz ki toprak ağaları dediğimiz sistemde bulunan kişilerdi. Otoriteyi sağlamak için ikinci Mahmut bunlarla anlaşma yapmak zorunda kalmıştı. Yeniçeri Ocağı'nın da kaldırılması, bakalım padişah otoritesini güçlendirmek diyebiliriz. O yüzden cevabımız A şıkkı.
Birinci Dünya Savaşı öncesinde devletler arası bloklaşmanın ortaya çıkmasının nedenleri arasında hangisi gösterilemez? Yani devletlerin kendi aralarında çıkarları doğrultusunda bir araya gelmesi ya da birbirinden ayrılmasından bahsetmiş. Ham madde ihtiyacının artması, milliyetçilik akımının yayılması, sömürgecilik yarışının hızlanması, Rusya'da Bolşevik iktidarının çıkması, devletler arası silahlanma yarışının başlaması. Bunların hepsini sayabiliriz arkadaşlar ama Bolşevik ihtilali 1917 yılında, yani savaş başladıktan 3 yıl sonra gerçekleştirdiği için öncesinde değil, savaş sırasında. Yani cevabımız D şıkkı. Evet. Sivas Kongresi'nin özelliklerinden hangileriyle Erzurum Kongresi'nin ayrıldığı söylenebilir? Anadolu'daki bütün savunma cemiyetlerinin birleştirilmesi. Evet, bu Sivas'ta alınan bir karar. Ulusal bir temsil kurulunun oluşturulması. Biliyorsunuz ki Erzurum Kongresi'nde kurulmuştu temsil heyeti. Burada Doğu illerini temsil ediyordu ama Sivas'a baktığımızda bütün yurdu temsil eder hale gelmişti. Mandater yönetiminin reddedilmesi hem Erzurum Kongresi'nde reddediliyor hem de Sivas Kongresi'nde reddediliyor. O yüzden bu ortak bir şey. Bize farklılığını söylemiş. Cevabımız o yüzden D şıkkı. Eğitim kurumlarından hangisi Atatürk döneminde açılmıştır demiş. Millet mektepleri, köy enstitüleri, Türk ocakları, İmam Hatip liseleri, Galatasaray Sultanisi. Bakalım. Millet mektepleri arkadaşlar, Atatürk döneminde açılan, okuma yazma öğretmek için, halka okuma yazma öğretmek için açılan mektepler. Köy enstitüleri daha sonra, Atatürk'ten sonra, diğerleri zaten hiç ilgisi yok. Geldik 34. sorumuzda, bir tablo sorusu, eşleştirme sorusu daha doğrusu. Bakalım hangisi yanlıştır demiş. Cumhuriyetçilik, kadınlara seçme seçilme hakkının tanınması. Evet, cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda. Halkçılık, eşitlik demiştik halkçılık için. Soyadı kanunun çıkartılması. Milliyetçilik, Türk parasını koruma ile ilgili kanun. Evet. Laiklik, Türk Medeni Kanunu kabul edilmesi. Özellikle de baktığımızda dini kurallar yerine laik hukuk kurallarının geçerli olması. Devletçilik, ekonomiyle ilgili demiştik. Önemli yatırımların devlet eliyle yapılması. Ama burada medreselerle bir ilgisi yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Geldik diğer kısma. Burada da 11 tane sorumuz var, biliyorsunuz ki. Şöyle sorularımızı bir tık yaklaştıralım. Evet. Bu diyalogda söz edilen uygarlık hangisidir? Ali şöyle söylemiş. Kara kolonileri kurmuş ve yaptığı ticaret yolları sayesinde Anadolu ile güçlü bir ticaret bağı oluşturmuşlardır. Bu ticaret faaliyetleriyle Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu'ya getirmiş ve burada tarih çağlarının başlamasını sağlamışlardır. Tahsin de şunu söylemiş. Başta Kaniş, yani Kültepe olmak üzere Anadolu'nun pek çok yerinde pazarlar kurmuşlardır. Bize Anadolu'ya yazının gelmesinden bahsediyor. Hititler, Lidyalılar, Babiller, Persler değil. Anadolu'ya yazıyı getiren ve Anadolu'nun tarih çağlarına geçmesini sağlayan uygarlık. Al sorular arkadaşlar. Şöyle. Evet. Sınmadım olmayacak. Bakalım. Hakkında Avrupa'nın pek çok yerinde yüzyıllar boyu efsaneler türetilmiş ve savaş tanrısı Ares'in kılıcına sahip olduğuna inanılmış Türk hükümdarı hangisidir demiş. Özellikle de Tanrı'nın kırbacı dediğimiz Metehan değil, Balamir değil, Bilgikan, Bayankan değil, Attila olacak arkadaşlar. Avrupa Hun hükümdarı. Üçüncüsü. Yukarıda özellikleri verilen eser hangisidir demiş. Türk tasavvuf tarihinin ilk edebi eseridir. Türk İslam dünyasına kabul gören ortak düşünceyi, fikri, kimliği, yaşam tarzını ortaya çıkan önemli bir eserdir. Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır demiş. O yüzden cevabımız ne olacak? Divanı Hikmet.
Kutat Kubilik, Divan-ı Gadcuk, Divan-ı Kebir, Atabeklü Hakaik değil, Ahmet Yesevi'nin kitabı Divan-ı Hikmet. Bunları hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar, çünkü bunlarda çok fazla açıklayabilecek bir şeyimiz yok. Bilgi sorusu, bunları biliyorsanız yaparsınız. Hangisi Divan-ı Hümayun'un Seyfiye sınıfına mensup bir üyesidir? Seyfiye biliyorsunuz ki seferden, yani kılıç ehli dediğimiz devlet adamları ve askeri kısım demiştik. Bakalım. Defterdar Kalemiye, Şeyhülislam İlmiye, Nişancı Kalemiye, Kazasker İlmiye, Sadrazam devlet adamı ve asker olduğu için de ne demiştik? Seyfiye sınıfına mensup diyoruz. Geçtik. Başka bir sorumuz. Ama sorumuzu yaklaştıralım. Rönesans hareketleri aşağıdaki Avrupa ülkelerinin hangisinde başlamıştır? Rönesans'ın başladığı yer Fransa, İngiltere, Avusturya, Almanya değil. Biliyorsunuz ki Rönesans İtalya'da başlamıştı. Özellikle de İstanbul'un alınmasından sonra buraya giden bilim adamları burada etkili olmuştu. Evet. Mısır sorunu karşısında Osmanlı Devleti'nin Rusya ile yakınlaşması ve Hünkar İskelesi Antlaşması'nı yapması hangisine neden olmuştur demiş. Bakalım. Mısır'ın Fransa tarafından işgalini, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ayaklanmasına, Osmanlı Devleti'nin Avrupa Devleti sayılmasına, Boğazlar sorununun başlamasına, Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesine. Biz Ruslarla arkadaşlar bu anlaşmayı imzaladıktan sonra Ruslar Boğazlardan çok rahat geçebilecekti. Bu da bizim Boğazlar meselesi dediğimiz problemin başlamasının bir göstergesi. Geldik 7. soruya. Osmanlı Devleti aşağıdaki yerlerden hangisini Balkan Savaşları'nda kaybetmiştir? Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Romanya, Makedonya hangisi olacak? Bakalım. Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Romanya değil, Makedonya olacak. 7. sorumuzda B şıkkı arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Kurtuluş Savaşı yıllarında çıkan gazetelerinden hangilerinin milli mücadeleyi destekleyen basın yayın organları arasında olduğu savunulabilir demiş. İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye, Tasviri Efkar demiştik. İrade-i Milliye, Mustafa Kemal'in zaten benim gazetem dediği gazete, Hakimiyet-i Milliye Erzurum Kongresi'nde, Tasviri Efkar da aynı şekilde milli mücadele yanlısı olduğu için cevabımız E şıkkı olacak. Geldik 9. sorumuz burada mı değil? Evet. Cumhuriyetin ilan edilmesinin sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı savunulabilir. Devlet başkanının belirlenmesi, Ankara'nın başkent olması, kabine sistemine geçilmesi, Güçler Birliği'nin benimsenmesi. Güçler Birliği özellikle de Kurtuluş Savaşı sırasındaydı. Bu olmaz. Ankara'nın başkent olmasıyla da bir ilgisi yok. Devlet başkanının belirlenmesi, yani Cumhuriyeti ilan ettikten sonra Cumhurbaşkanı ve Başbakan seçimi, aynı zamanda da hükümeti daha kolay kurabildiğimiz sistem, kabine sistemine geçiyoruz. O yüzden cevabımız C şıkkı. Cumhuriyet öncesinde biliyorsunuz ki meclis hükümeti sistemi vardı. O yüzden Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle de bunu değiştirmiştik. Hangisi Soğuk Savaş döneminde Türkiye'de görülen gelişmelerden bir tanesi değildir? Soğuk Savaş biliyorsunuz ki 45 ve 60 yılları arasındaydı. Çok partili hayata geçildi. 46'da geçtik. İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçildi. Liberal ekonomi benimsendi. Marshall yardımları alındı. Dünya Bankası'ndan borç alındı. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesi arkadaşlar Mustafa Kemal'in ölümünden sonra, yani 38 yılında. O yüzden Soğuk Savaş dönemi değil. Son sorumuza geldiğimizde de son sorumuza bakalım. Hangisi Bosna Savaşı'nın sonuçları arasında sayılamaz demiş. Dayton Anlaşması, evet.
Bosna Savaşı'nın sona erdiren anlaşma, Bosna Hersek bağımsızlığını kazandı. Evet, uluslararası kuruluşlar tarafından Sırpların soykırım yaptığı kabul edildi. Yugoslavya Federal Ordusu Sırpların kontrolüne geçti zaten. Yugoslavya'da bundan bahsetmiyor. Yani sorumuzun şeyi o değil. Sonuç olarak Bosna'nın sonuçlarını sormuş bize. O yüzden 3'ü de alırız, 4'ü alamayız. Yani Yugoslavya Federal Ordusu'yla bir ilgisi yok. Evet, gördüğünüz üzere toplam 21 soruydu yine. AYT'de çözdük. Umarım denemeniz güzel geçmiştir. Bir sonraki denemede görüşürüz. Hepinize iyi çalışmalar.